Bugün yollara düştük. İlk yerimiz kale. Bu da teşhir taşı efendim. Kelleyi kestikten sonra bunun üstüne koyup teşhir ediyorlarmış ibreti alem için. Merhabalar. Laterna TV yollarda Ankara'yı öğrenelim, kendi yaşadığımız şehri öğrenelim diye başladık. Bugün yollara düştük. İlk yerimiz kale. Birazdan kalenin içine gireceğiz ve daha sonra da bu civardaki bütün mekanları dolaşmaya çalışacağız. Hadi bakalım, gelin kaleye giriyoruz. Taş bebek lokumcusu diye ama çok lokum görmedim. Aslında Serkan burası iyiymiş, bence biz burada kalalım. Serin, oh püfür püfür esiyor. Simay sen git, yanacaksan yan. İlayda iletişim kurmaya çalışıyor ama yanlış insanlarla. Yani senin pavyon diye okuduğun yer nerede? Rus pavyonu. Allah ya, inanamıyorum ya. İnanamıyorum. Olmayacağız tabii ki. Arkadaşlar yani bunu sırf koymak için çektim. Buyurun. Kesinlikle evet. Olmayacak. Buyurun, olay budur. İlayda Rus lafını duyunca pavyona bağladı. Geçen çekim yapmaya geldiğimizde bu mekan kapalıydı. Bugün açık gibi gözüküyor. Simay da bir ön çalışma yaptı zaten. İlk mekanımız Türk-Rus Dostluk Evi Kültür Sanat Müzesi. Buyurun girelim. Merhabalar efendim, kolay gelsin. Nasılsınız, ben Can. Can Bey, biz YouTube'da Laterna TV diye bir kanalımız var. Uygun görürseniz sizin müzenizi de çekmek istiyoruz. Şimdi buradan merdivenden çıkıyoruz. Sağlı sollu gördüğümüz bütün tablolar Rus ve Türk, hatta Sovyetler Birliği döneminden kalma sanatçıların eserleri. Bu eserlerin hepsi aslında satılıkmış, doğru mu? Buradan istediğiniz tabloları da alabiliyorsunuz. Şimdi yavaş yavaş yukarıya doğru çıkıyor. Kimisinde eser sahibinin ismi de yazıyor. Bir kat daha çıkalım mı? Oradan aşağı doğru ineriz. Anladığım kadarıyla ciddi bir restorasyon görmüş bu bina. Hani merdiven trabzanlarına kadar yenilemişler. Bitmedi. Bir kat daha var. Haydi çıkalım. Ben inmesi kolay, çıkması zor. Türkiye'de her yerde olduğu gibi. Sanırım şey. Ve de burası ne derler? Köşkün en üst katında dinlenme yeri. Ama buradan camlardan da herhalde kale manzarası vardır. Ya da Ankara manzarası. Mevlana'lar var. Aşık Veysel'ler var. Şurada şey çalışmaları var. Ebru çalışmaları var. Orada da var. Ben nefes nefeseyim. Azıcık dinleniyorum. Orada bir yerde yine hat çalışmaları var. Olabilir. Belki onların koleksiyonudur. Ama binayı tepeden tırnağa yangın algılama dahil restore etmişler belli ki. Kaç yılında restore edilmiş belli mi? Aşağıda belki onları da öğreniriz. Burada da Alevilere yönelik bir resim var. Yani her yer aslında evet, kültürleri, kültürler arası bir koleksiyon olmuş. Daha da asılacak tablolar var. Ha, onlar da satılıkmış bu arada. Tablolar var. Onları daha koyacak yer bulamamış. Evet, şimdi madem öyle, böyle de bir, bu Tatar Türk'ü müdür nedir artık bilmiyorum. Yani Türkiye Cumhuriyetlerden birisi. Evet. Ama hani Rus kıyafeti de olabilir ama şimdi böyle diyoruz da bilmiyoruz. Burada da bak, yine Ankara ile ilgili eski tarihi resimler var galiba. Fotoğraflar daha doğrusu. İnönü'nün fotoğrafları. Köşkün farklı noktalarına geldik. Yine her taraf tablolarla dolu. Rus, Türk, Sovyet Rusya'dan kalanlar hangileri bilmiyorum. Şu mesela hangi meydan şimdi Gülşen? Hadi bakalım tarih. Buyurun. 2020 yılında yapılmış Simay'cığım. Bak. Bu 2020'ye ait olmasın. Ama öyle. Bence bina öyle olabilir. Yani bina bu bir meydan. Rusya'da nerede bilmiyoruz. Ama 800 yıllık olan bina herhalde. Etkileyici bir salon ama burası. Toplantı salonu herhalde. İşte yani. Dolayısıyla kültürler birleşmesi herhalde. Her yerde var. Evet, o piyano eski gibi gözüküyor ama bilmiyorum. Tamam, önce burayı gezeriz, sonra alt kata ineriz. Yok, bu bir Rus Türk. Bak, bunların hiçbiri de Rus'la alakalı değil bence. Rus Türk karma bir şey. Sayın Nevin Yörgüç'ün
hatırasıdır diyor mesela. Bu birisi tarafından buraya bağışlanmış belli ki. Dolayısıyla burada gördüklerimizin hepsi Rus eseri olmayabilir. Bağış da olabilir ama hoş bir mekan. Bence güzel olmuş. Burada bir yer daha var. Ha, oraya mı çıkacağız önce? Tamam, oraya çıkalım önce. Burası labirent. Biz buradan çıkabilecek miyiz Serkan? Kurt odası, öyle mi? Bir balkon var. Burada mı o Rus içkisi içiliyordu Simay? Yani adamları astıktan sonra... Yok. Bakın görün mü diyorlar. Şimdi biz neresini görüyoruz? Ankara'nın ne tarafındayız? Ha, şurası da şey, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası. Yeni bina. Evet, bu daha henüz kalenin yukarılarına çıkmadık mı? Kalenin en üst noktasındayız. Sanki de en üst noktasındayız. Değil miyiz? Ama burayı öyle konuşlandırmışlar ki Atakule'den gelen düşmanları görüyorlar yani. Peki, bu güzel bir balkonmuş. Akşamüstü gelseydik herhalde çay kahve içilirdi. Bu labirentin bu kısmından çıktım Serhan. Serkan, Han. Haa, bar burada. Orası da demin Gülşenlerin çıktığı balkon. Evet, her tarafta bir ısınmak için şey var. Mangal türü şeyler var. Zannetmiyorum mangal yapmak için değildi bunlar zamanında. Allah Allah, bir yer daha var burada. Ama bu kullanılmıyor herhalde bu balkon. Boş balkon mu onu da bilmiyorum. Böyle bir veranda. Evet, buralara baktık demin. Bir kat aşağı iniyoruz. Geldiğimiz nokta, biz şuradan geldik. Bu da teşhir taşı efendim. Kelleyi kestikten sonra bunun üstüne koyup teşhir ediyorlarmış ibreti alem için. Allah kimseye göstermesin. Ha, bu Ruslara ait bir taş değil. Bu Selçuklu ya da Osmanlılar zamanında kullanılan. Serkan, şimdi labirentin alt odasına giriyoruz. Sanki burası da bar gibi. Kahve, çay servisi varmış gibi gözüküyor. Uf, bitmiyor burası. Burası bitmiyor. İlginç. Biz neredeyiz onu da bilmiyorum hakikaten. Girdiğimiz noktayla farklı yerlere girdik. Her yer çok güzel bence. Her türlü sistem de yapılmış. Havalandırma sistemi bile yapılmış ama çalışıyor mu bilmiyorum. Kaybolduğumuzun farkındayız zaten de sen... Arada kaldığım gibi oldu, çok fena. Yolu biliyorsun. Birazcık hani Türklere yakın herhalde. Büyük bir restorasyon geçirmiş ama. Her tarafa el sürmüşler. Her ne kadar Erhan beğenmediyse de yapacak bir şey yok artık. Ne yapalım yani. Bence onu restore etmemişler. Onu dışarıdan satın alıp buraya getirmişler. Serkan gibi bir artist de oralara bir şeyler yapmış işte. Şimdi biz geldiğimiz... Aman! Geldiğimiz yolda mıyız Simay? Hala değil miyiz? Bak burada da hani bu yerde Atatürk yemek yemiş mi bilmiyorum ama bir Atatürk resmi var. Ona da hizmet eden insanların herhalde bir resmi var. Bu odada mı yemek yemiş bilmiyorum. Hakikaten. Hani resimler de çok. Ben hani bu kadar çok resim... Evet, Cengiz Tüzgen diye bir isim. Ama mesela bu da Nikolay Kruşkov. Yok, Kemakal, Türk-Rus Dostluk Derneği diyor. Neresinde yazıyor kırmızı olup olmadığı? Bu odayı onun eserleriyle donatmışlar. Değişik bir bina. Dışarıdan böyle bir bina gözükmüyor açıkçası. Şimdi Simay'a göre burası Nü odası ve Erhan bu odayı kaçırmış. Yani yazmasına gerek yok. Şöyle bir etrafa bakıyorsun yetiyor. Şimdi Erhan'a sormak istiyorum. Bunları beğenmiyorsun da sen ne yapıyorsun? Anam. Bak Yeşim duydu ve bağlanıyor. Erhan Bey, sizin eserlerinizi de bekliyoruz. O zaman da bu sanatçıları çağıracağız, onlar seni eleştirecekler. Niye canım? İşte nerede? Altın top. Altın tap. Ayfer altın top herhalde. Taş mı? Değil mi? Son şeyi şey gibi de, P gibi de. Simay, biz bunun üst katını gördük mü? Bu başka bir merdivenden iniyoruz ama. Eski kilise diyor Simay. Burası mı? Herhalde ya. Çok büyük çünkü. Peki Simay, buradan giriyor muyuz? Yoksa yanlış bir yere mi gidiyoruz? Bak ya, Atatürk resmini ilk defa görüyoruz. Bu kilise mi şimdi? Ha evet, ama daha o bile daha aşağıda galiba bu avluya çıkış. Bu surların pencerelerine komşu bir, ne diyelim buraya, mekan. Buna herhalde köşk de denmez, denir mi? Bilmiyorum ki. Bunu kimden öğrenebilir? Ha, kapı, evet. Avlunun kapısı burada, evet. Ama herhalde çıkılmıyordur. Yok, biz ilk defa geziyoruz da Simay Hanım bizden önce bir şey atmıştı. Keşif turu. Güzel, çok güzel. Vallahi. Yeniden restore edilmiş burası herhalde. Ne zaman? Ha, daha çok yeni yani. Burası da satış mağazası mı? Bak, senin sanattan burada da var. Çanaklardan hat yapmış. Ama...
Değişik bir şey yapmış. Bunlar da yine el yapımı herhalde seramikler. Çay tabaklarından bir kompozisyon. Burası biraz daha serin. Köşkün neresine denk geliyor bilmiyorum. Bodrum'da mıyız? Ha burası Ülkü Bursa sanatkarın ismi. Herhalde markasının ismi de Botto. Onun bir satış mekanı. Güzel. Bitti mi yani? Biz gezdik mi hep her bir tarafı? Bir katı gezmedik. Ha bir katı kaçırdık diyordun. E orayı da bakalım o zaman. Bak şurada bir resim var. Bir anıtın resmi. Ama tabii evet bu Gelibolu'da biz bu kampı gördük mü bilmiyorum. Kampın genel görünümü. Ama bu kimin kampı bilmiyorum. Ha beyaz Rusların herhalde. Biz öyle bir şey görmemiştik ama 1921 diyor. Deminki tarihle uyuşuyor. Beyaz Ruslar da bizim yanımızda savaştıkları için belki. Biz bu anıtı hatırlamıyoruz açıkçası da. O taraflara geri dönüp bakmak lazım. Şu göremediğimiz kata bir çıkalım. Buradan mı çıkıyoruz yine? Şimdi. Kaç kat çıkacağız? Ama şey bence işte bunlar Türkiye Cumhuriyetlerdeki vatandaşlar. İlginç salonlar var böyle. İki merdivenle yukarıya çıkılan. Yine her taraf tablo dolu. Belarus salonunun şuradan bir labirent daha var. Sen kendine dikkat et Serkan. Bu labirentlerde şey olma. Bunların her biri bir yatak odasıydı herhalde zamanında. Bu kadar çok oda. Güzel bir dolap ama Erhan'ın beğenmediği süslemelerle dolu. Dolayısıyla Belarus salonunu da gezmiş olduk. Erol Bey, biz kaleyi gezerken bu müzeyi geçenlerde gördük. Ama kapalıydı. Herhalde pazartesi günleri kapalı. Bize bu binayı, çünkü bina çok ilginç. Birkaç bina bir arada herhalde. Evet, İşlevi de farklıymış eskiden herhalde. Bir bilgi verebilir misiniz? Veyahut da önce bu dernekten bahsederek de başlayabilirsiniz. Biz dernek değiliz, vakıfız. Buradaki Türkiye'ye 100 yıl evvel göç etmiş. Bolşevik ihtilali ve iç savaş nedeniyle Türkiye'ye gelip yerleşmiş olan bir Rus cemiyeti var, Rus cemaati var. Onların üçüncü nesliyiz biz. Onların anılarını yaşatmak anısına bu binayı restore edip Rus kültürünü Türk kültürüyle birleştirip açtık. Bir siyasi veya ekonomik, ticari bir anlamla veya konuda bir çalışmamız yok. Sadece dostluk üzerine. Kapımız herkese açık. Buradaki binanın açılış sebebi 100. yıl. Yani 1922'de ve 21'de Türkiye'ye gelip yerleşen Gelibolu'da anıtımız var. Gelibolu'ya ilk gelen Rusların anısını açıldı. Burada binanın içerisinde bazı yerlerde hikayelerimiz var. Ama niye buradayız? Bu binanın Ruslarla bir alakası yok. Hamam önünde, hamam arkasında Rus cemaatinin Ankara'daki Atatürk-Rus ilişkileriyle ilk başlangıç binalarımız var. Hı hı. Kilisemiz var, şapelimiz var, hastanemiz var, müzemiz var. Bunlar Rus kültürüyle ve Rusların yaşamış olduğu birebir artı Rus mezarlığımız da var. Ama bu binanın Ruslarla bir alakası yok. Niye bu binaların Ruslarla ilgisi yok dersiniz? O zaman bir ihtiyaç olmamış veya böyle bir şey konulmamış. O zaman niye buradayız? Bunun bir enteresan hikayesi var. 1980'ler, 90'lar, Soğuk Savaş dönemi, 70'ler diyelim. Eskiden Ankara'da Amerikalıların üssü varmış. Evet, üssü vardı. Evet. Ve Sığıye Köprüsü'nün altındaymış. Şu anda Sığıye Köprüsü var. Sığıye Köprüsü'nün oradaki Amerikan üssünü Ecevit, Cumhurbaşkanken, buraları artık kaldırın. O sırada da Abdi İpekçi öldürülüyor. Abdi İpekçi'nin anısına park yapacağım diyor, orayı boşalttırıyor. Amerikalılar da o sırada orada yaşadıkları için askerler falan Amerikalıların yemek yemesi için bir Türk vatandaşı Kıda Hemşin aslında eskide bir beyaz Rus ordusunun mensubunun açmış olduğu Ankara'da Karpiç restoranında yaşamış bir vatandaş. Bu Washington restoran diye bir Mithat Paşası'nın sonunda kent otelini orada işletiyor. Amerikalılar buradan gidince Balgat'a restoran boşta kalıyor ama Amerikalılar halen burada cüsmat var. O zamanki Soğuk Savaş döneminde Amerikan-Türk ilişkileri iyi. O zamanki belediye başkanı diyorlar ki biz bu Washington restoranından çok mutluyuz. Bizde kalede bir yer var ki hepimiz yine oraya gelelim. Belediyenin sahip olduğu şu anda burada Saat Kulesi'nin sol tarafında bir binaları var. Ve Washington restoranı sahiplerine orayı tahsis ediyor. Washington restoran diye açılıyor. Bu sefer Ankara'da yaşayan Rus cemaati ayağa kalkıyor. Geliyorlar o zamanki işte mülki idare yetkililerine. Diyorlar ki efendim Amerikalılar Ankara'da kaç senedir var? 50 senedir. Biz 100 senedir buradayız. Bize de yer verin, biz de Moskova restoranı açacağız. Tabii ki Soğuk Savaş ilişkileriyle bu imkanı olmuyor. Ne zamana kadar?
1991 Türk-Rus ilişkileri başlıyor. Sovyetler Birliği dağılıyor. Fakat bina almak mümkün değil. Bina yeri çoğu bina devletin veya derneklere sahip. İşte Bursa Belediyesi'ne ait, yok Ankara Belediyesi'ne ait veya şahıslara ait. Fakat burada yaşayan Rus cemaati bu aşağılık kompleksinden kurtulmak için illa burada bir bina istiyor. 2015 sonrası bu binalar Bursa hükümetine ait, Bursa ilgilizlere ait. Onlar satmaya karar veriyorlar. Bu cemiyet de buraya geliyor, burayı ihaleye satın alıyor. Restore ediyoruz. Burada Sovyetler Birliği akademilerinden mezun olmuş. Sovyetler Birliği döneminde Moskova ve St. Petersburg'da okutmuş. Ne kadar Sovyet Cumhuriyeti ülkesi vatandaşı varsa onların eserleri, onların sanat eserlerini, koleksiyonu burada sergiliyoruz. Hmm. Burada gördüğünüz eski Sovyet ülkelerinin vatandaşlarının, sanatçıların eserleri. Kendi arşivimiz, kendi koleksiyonumuz. Ve şöyle de diyebiliriz ki, Sovyetler Birliği döneminde yurt dışına çıkartılmış en büyük sanat koleksiyonu vakfa ait. Burada Kırgız'da var, Tacik'te var, Azeri'de var. Mesela karşıdaki bir profesör dostumuz, tabii Muhammed Aliyev, küçükken Bakü'den alıyorlar, St. Petersburg'a getiriyorlar. Orada eğitiyorlar, profesör oluyor. St. Petersburg Akademisi'nin yöneticilerinden biri arıyor. Onun mesela Kırım ve İstanbul hatıraları fotoğrafı. Dağıstanlılar var, Ruslar var falan filan. Yani herkese ait bir tablo var. Tabii ki Rusların da var, Ukraynalıların da var. Peki Türklerin var mı? Türklerin tablo de %10 kadar bir tablo. Onların da yani Türklerin de şöyle Rusya ile bir iltisatı olan, yani Rusya'ya gitmiş, bir çalışmış, eğitim almış Türk vatandaşlarının eserleri var. Bir %10 kadar bir eserimiz var. Neyse, sonuçta buranın hikayesi Moskova restoranı açamıyoruz. Washington restoranı açıldı diye. Fakat biz burayı yaptık, restore ettik. Pandemi çıktı, Washington restoranı kapandı. Biz o zaman Moskova restoranı değil de Rus dostluk kültür evi olsun diye öyle açtık. Anladım. Panorama diye. Peki, buranın hikayesi bu. 3 bina galiba, öyle 3 bina. Burası birleştirildi. Siz mi birleştirdiniz, Bursa Belediyesi mi birleştirdi? Yok, biz birleştirdik tabii. Bursa Belediyesi ayrı ayrı kullanıyor. Hatta bir dernek kısmı yan tarafta onların var. Yani onlar kendileri devam ediyor. Ama burada tabii ki Rus-Türk dostluğuna hizmet amacıyla yapılmış bir şey. Rus kültürünü tanıtmak amacıyla yapılmış. Türklerle Ruslar 1000 yıl savaşmışlar, 100 yılda dost olmuşlar. Mutlaka bir karşılıklı elektriklenmeleri var, bir renk kültürü var. Türkiye'de şu anda 400 bin Türkiye TC pasaportu yaşayan Rus vatandaşımız var. Rusya'da da TC pasaportlu olup Rus pasaportu taşıyan 600 bin Türk var. Şimdi bu kadar iç içe geçmiş bir halkın mutlaka bir dostluk evi olması lazım. Burada çeşitli sanatsal etkinlikler, kültürel etkinlikler, toplantılar ama hep kültür üzerine. Ticari veya siyasi olarak yok. Hatta siz bile gelirsiniz, ben yaş günümü kutlamak istiyorum. Yaş gününüzü kutlayabilirsiniz. Yukarıda bir sürü oda var. Tabii zaten. Burada mutfağımız var. Rus yemekleri çıkartabiliyoruz etkinlikler olduğu zaman. İşte geziyorsunuz, geliyorsunuz. En azından iyi ki varmışsınız diyorsunuz yani. Sanırım mutlusunuz gezdiğinizde. Çok güzel canım. Biz de peki mutluyuz. Bu restorasyonu kim yaptı? Bir Rus mimar mı? Şimdi buradaki Türkiye'de yapılan tüm bina restorasyonları Ruslara ait cemiyetin hep başı benim. Ben restoratörüm. Yani siz yaptınız yani. Ekip başı olarak benim. Tabii ki bütün koordinasyona Rusya'dan, Türkiye'den sanatçı dostlarımızın büyük katkıları oluyor. Burada herkesin emeği var. Yani bir kişiye ait değil. Ama burada gördüğünüz sanat koleksiyonun %80'i sahibi vefat etmiş sanatçılardır. Çünkü hep Sovyetler dönemi akademilerin hocaları. Yaşayan mesela Muhammed Ali'ye bugün 80 üzerinde. Halil Akkurt, Dağıstanlı bir dostumuz 80 üzerinde. Çoban ressam var 80 üzerinde. Genç kuşak ressamlar da var. Ancak onlar da yine 50'nin üzerinde yaşıyor. Her odada değişik bir renk her var. Her odamızın bir anısı var. Her odamızın bir kültürü var. Her anımızın, odamızın da bir manevi duygusu var. Niye dersiniz? Burada 16 odamız var. 16 odamızın değişik adı var. Niye? Kültürleri yaşatmak istedik. Burada Ankara'da yaşamış Rus kültürüne katkıda bulunmuş insanları yaşatmak için. Mesela Sait Rüstem, Azeri kökenli, Tiflis Akademisi'nden mezun ama Moskova Akademisi'nde hocalık yapmış. Türkiye'de ne kadar büyük Atatürk ve asker yani kültürel heykel varsa onun heykeltıraşı. Sait Rüstem, binanın girişinde dışarıda bir fresk var mesela. Binanın dışında görmüş. Mesela Sait Rüstem'in hatırası, onun adına bir odamız var.
Bugün Eskişehir'e giderken Polatlı'ya geçince bir dağın üstünde koca bir asker heykeli. Evet. İşte mesela o Sait Rüstem'in. Hı. O heykeltıraşın burada anısını yaşatmamak bize ayıp olur. Yani Türk kültürü, Rus kültürüne katkıda bulunmuş insan. Mesela Karpiç. Karpiç işte Atatürk'ün aşçısı ve kendi adını restoran işleten ve Türkiye'de tek ve son o kadar çok sevilmiş ki öldüğünde Türk cemiyeti, Türk halkı onu omuzlarına alıyor. Bir resmi kortej oluşturuyor ama gayri resmi. Atatürk bulvarında opera binasının olduğu yerden alıyorlar. Sırtlarında taşıyorlar. Fotoğrafları var yukarıda mesela. Sonra Cebeci Askeri Mezarlığı'na defnediyorlar. Onun adısını onun adına bir salon açmamak bize ayıp. Onun ruhu yaşasın. Yukarıda mesela Belarus salonu var. Ankara'da Belarus halkının temsilcileri var. Bu binaya, bu hizmete, bu kültüre hizmet etmiş insanların anısını yaşatmak için. St. Petersburg salonumuz var. Merkezimiz Beyaz Ordu'nun geldiği yer. Yani Romanov ailesinin hatırası. Onun üstüne Kırımlı dostlarımızın yeri var. Kırımlı Tatar dostlarımızın hatıraları, resimleri var. Gördüğünüz gibi her salona bir ruh verdik yaşam. Buradaki mobilyalarda Türkiye'de yaşamış Rus cemiyetinin 3. neslinin ailelerinden kalan mobilyalar. Ama biz tabii ki renove ettik St. Petersburg'dan gelen kumaşlar ama mobilyada dokunmadık el işleri. Biz bir bunlara hep hatıra olarak saklıyoruz. Yukarıda da bir burada sergileyemediğimiz 6 kamyon da malımız var aslında. Yani her aile mutlaka bize bir hediye vermiş, koyacak yerimiz yok. Onları nerede depoluyorsunuz? Yani 7 tane bunun gibi binamız var ama çoğu depolarda duruyor. Biz de sergileyemiyoruz yani mümkün değil. Çünkü geçen gün bir genç geldi, benim işte annem eski bir Rus şeyi. Annemin hatırası var, bir biblo. Peki ver peki dedik, ben dedi burada sergilenmedi. Gitti orada dolabın birine koydu. Onun anısı, annesinin anısı orada yaşıyor. Orada bir semaver var mesela. Bir gün bir genç hanım kızımız geldi. Benim de annem Rus göçmeni. Ondan kalan bir şey var ama yaşlı annem. Semaver'e buraya vermek istiyoruz. Ama annem illa istiyor ki benim adım yazılsın. Buyursun yukarı yazdık işte. Bilmem okuduk ne, hatta hani, onun ismini. Hatırası. Tabii burada Rus cemiyeti ve Rus cemaatin üyeleri, ya eski 1990 öncesi gelen, 1920'lerde gelen her Rus, Rus adını kendi içinde yaşatıyor ama kimlik olarak Türk adı var. Yani Türk isimleri var. Şimdi Türk ismi Nevin Yörgüç, Nevin Yörgüç. Ama esasını sorsanız Natali veya işte başka bir isim, onu bilemiyoruz. Türkiye'de yaşamış sanat camiasında büyük bir grup var. Mesela Ankara Konservatuvarı ilk kuruluşunda Atatürk'ün emriyle gelen balerinler, müzik otoriteleri. Daha da dünyada en meşhur, bugün bilirsiniz Şostakoviç vardır. Hı hı. Şostakoviç daha 25 yaşındayken Atatürk tarafından Ankara'ya getirip konser verilmiş bir adamdır. Fotoğrafları vardır. Türk Ocağı'nda ilk konseri veren Şostakoviç Türk orkestrası piyano çalmıştır. Ki daha yeni bir gençken. Ankara'da Rusların hatırası çok. İlk doğum evini Ruslar memnun yapmışlardır. Aşağıda duruyor şu anda hani bir tekstil firması kullanıyor. Efendime söyleyeyim Şengül Hamamı diye geçen, evet. Onun mesela Ruslar yapmıştır. Oradaki çocuk esirgeme grubunun gidin, o çocuk esirgeme grubu savaş sonrası Türkiye'de yaşayan göçmen Rusların yetim çocukların barınması için yapılan binadır. İçine gidin, içeride binayı izin alabilirsiniz. Konferans salonu vardır. Kadife perdeler hala Rus malıdır, kırmızı kırmızı. O anıları hepsini yaşatırsınız ama tabii ki bunları halkın önüne çıkarmak kolay değil. 100 yıllık soğuk veya 70 yıllık soğuk savaş döneminde Türkiye'de işte Rusya'ya karşı bir hani komünist işte hani yürü komünist lafı var. Ama Taksim heyetinde Atatürk'ün arkasında Arolov ve Varashilov'un heykeli soğuk savaş döneminde tüm Türklere dostluğunu göndermiştir. Bunu da kaydedin. Halen de heykel oradadır. Evet doğru. Böyle. Peki. Hikayemiz bu. Sağ olun. Çok bu teşekkür ediyoruz. Bu hikayenin küçük bir nebzesi. Sanırım Türkler ve Ruslar ilelebet beraberce yaşar. Umarız. Emperyalizm burayı bozmaz inşallah. Umarız. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de ağzınıza teşekkür sağ ediyoruz. Hepinize sağlık olsun. Samagon, vodkanın babası, dedesi diyelim. Aradaki fark bir meyve suyundan biri buzun suyundan yapılıyor ama formülasyonu, fermentasyonu, distilasyonu aynı sistem. İkisinin de fermentasyonu ve pleşka kullanıyoruz. Hı.
Meyve suyunda yani samagon yapımında şeker kullanmıyoruz. Çünkü meyvenin kendi şekeri var. Bir ince bir nokta var. Hani bilseniz de olur, bilmeseniz de olur. 97'ye kadar, 95'e kadar distile edilir. Sonra distile edildikleri suyla 37-40'a indirilir. Samagon ise 65 dereceye getirilir, bırakılır. Daha yukarı giderseniz meyve yanar çünkü. Hmm. 65'ten sonra fıçılanır veya damacanır. O 55'e düşer kendi. %10 da meleklerin hakkıdır. Peki alkol yüzdesi yüksek mi oranı? 50 derece. 50 derece. Evet. Oo. Ne samagon? Evet. Bu tabii da içilmez. Tak diye içiyorsunuz. Hiçbir şeyle karıştırmıyorsunuz. Kokusu suyu aroması çok mükemmeldir. Tabii bu distilasyon yapıldıktan sonra bir fermentasyon aşamasında aromalandırılır. O da o bölgenin Kafkasya'yı. Tabii ne bakın isterseniz kokusunu bakın. Tek seferde içiyoruz değil mi? Tabii ki. Şimdi ne İçerken ne diyeceğiz? Evet. Mangrovya. Şerefinize. Teşekkür ediyoruz. Evet, şeref ediyorsunuz. İçki şerefsizler de içilmez. Doğru. Anlam o zaten. Doğru. Yani doğru. Şeref ediyorsun. Şerefsizler de içmiyor. Hani ama güzelmiş. Güzel bir lagu vardı. Şerefe demeniz burada şeref. Burada çünkü biliyorsunuz insanlar içince çok atar, tutar. Evet. Ama orada kalması lazım. Evet. Sen onu anlatırsan şerefsizsin. Aynen öyle. Şerefli ol. Şerefli. Hani Fransızlar bon appétit der veya işte başka şeyler. Nazlara bir de ona benzer. Sağlığın ve saatin gelecek. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle sizin. Her zaman bekliyoruz.